Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. 18 Mart'ta başlayan hafta Vedik Astrolojisi'ne göre bize neler veriyor? Bu çekimde onu anlatacağım. Bu videoda onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu hafta malum Dolunay var. Çarşamba günü tamamlanacak bir Dolunay enerjimiz var. Çarşamba ve Perşembe'yi, hatta Salı günü de olmak üzere, Salı, Çarşamba ve Perşembe Dolunay enerjisiyle yoğun şekilde devam edeceğimiz bir hafta geçireceğiz. Salı günü Vedik astrolojisine göre Dolunay etkisi başlıyor. Çarşambanın ilk saatlerinde Dolunay tamamlanmış olacak. Ve arkasından ay küçülmeye başlayacak. En önemli enerjilerden bir tanesi bu. Yine Vedik astrolojiye göre baktığımızda Dolunay Aslan'da ilk etkisini başlatacak. Çünkü Aslan'ın son derecelerindeyken Vedik astrolojisine göre Dolunay enerjisi başlamış olacak. Ama Başak'ta, Başak'ın ilk derecelerinde Dolunay tamamlanacak. Dolayısıyla Başak burçları için etkili bir Dolunay enerjimiz var. Dolunay'ın gerçekleşeceği etki, takım yıldız bize çok önemlidir Vedik astrolojisinde. Hangi takım yıldızda olduğu, hangi burçta olduğu kadar önemlidir. Uttara Parguni diye bir takım yıldızda gerçekleşiyor Dolunay. Dolayısıyla Uttara Parguni anlaşmalar, sözleşmeler, fırsatlar, teklifler, tüm bu alanlar için son derece aktif ve güzel bir enerjiyi temsil eder. Şimdi Merkür gerilemesi keşke olmasaydı, bu Dolunay'ın özellikle anlaşma, sözleşme ve benzer etkileri açısından son derece faydalı olabileceğini söyleyebilecektik. Ama Merkür gerilemesi devam ettiği için yepyeni bir konuda adım atmak için malum şartlar çok uygun değil. Ama eskiden gelen, yarım kalmış, bir şekilde devam etmeyen veya bir yerlerde tıkanmış herhangi bir konuyla ilgili güzel etkiler var. Yeniden önünüze bu alanlar fırsat olarak gelebilir. Yeniden bunlarla karşılaşma imkanınız var. Aniden bitmiş, yarım kalmış bir konuda bir anlaşma yapmanız, birden hani şaşırtıcı bir şekilde bununla ilgili bir konunun önünüze düşmesi söz konusu. Bu anlamda fırsatlara açık bir dolunayımız var. Bu güzel bir etki. Diğer bir enerji de hafta başından itibaren başlayan etkileşimler içinde hafta sonuna doğru daha aktif olacak şekilde Merkür'le Neptün'ün bir kavuşumu var. Bu önemli. Merkür artık geri hareket içerisinde, retro hareket etkisi içinde Vedik astrolojisine göre retrosunu kovaya doğru yöneltmiş durumda. Yani retro seyrini kova enerjisine, kova burcuna aktarmış durumda. Dolayısıyla Merkür'ün bu retrosunun kova etkisi, kova burçları için olan etkisi biraz daha aktif olacak diyebiliriz. Elektroniklerle ilgili sıkıntılar, bir şekilde anlaşmazlıklar veya hangi bir konuda ilerleyememekle ilgili problemleri Merkür retrosu aslında en fazla bu döngüsü içinde verecek. Bu hafta Merkür retrosuna biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Buna çok önem vermek gerekiyor. Dolandırıcılıklar, sahtekarlıklar, bunlarla ilgili Merkür retrosunda en başta yazdığım web sitemde yazdığım yazımda dikkat uyarısı yapmıştım. İşte onun daha da aktif olduğu bir kısmına geçmiş olduk. Bu nedenle de bu hafta boyunca lütfen size söylenen her şeye inanmayın ve özellikle yaşlıları ve çocukları bu anlamda biraz uyarmanızda fayda var. Dolandırılmak, bir şeyin farklı size aktarılması konusunda etkiler fazlasıyla aktif olacak. Genel olarak enerjilerden, dolunay enerjisinden ve genel enerjilerden burçlar açısından en yoğun Aslan, Başak, Kova ve Balık enerjileri daha çok etkilenecektir. Elbette burçların tamamının bir etkileşimi var ama bu bahsettiğim burçlar daha yoğun etkilenecekler diyebilirim. Diğer yandan sırların ortaya çıkmasıyla ilgili etkileşimler var. Yani sır olarak tuttuğunuz, bilinmesini istemediğiniz ya da sizden gizlenen bir şeyin herhangi bir konu birdenbire ortaya çıktığı bir süreç yaşayabiliriz. Dolunay biraz daha bu sırlarla ilgili alanları aktive ediyor. Gizlenen, pek fazla ortaya düşmesinden hoşlanılmayan ya da saklanan, örtülen bir durumun birdenbire öne çıkması veya bilinir hale gelmesiyle ilgili de etkileşimler aktif olacak. Bilhassa terazi burçları bu anlamda, oğlak burçları azıcık daha hassas etkiler geçiriyorlar. Bu haftanın enerjilerinde en fazla dikkat etmesi gereken, azıcık daha kontrollü, daha dikkatli, daha hassas, önüne gelen bir konuyu biraz daha detaylı inceleyerek, düşünerek hareket etmesi gereken burçlar Vedik astrolojisine göre terazi, yükselen terazi, ay burcu terazi veya yükselen oğlak, ay burcu oğlak olanlar
olmak üzere bir parça daha öne çıkıyor gibi duruyor. Hareketli bir hafta, hani buna şüphe yok. Bir taraftan da hareket enerjisi çok yüksek. Ortaya çıkma, bir şeyin ortaya dökülmesi, açığa çıkma enerjisi açısından kuvvetli etkiler var. Ama dediğim gibi keşke Merkür gerilemesi olmasaydı, bu dolunay enerjisinden daha yüksek faydalanacaktık. Bu sefer de eski konuların, eski anlaşmaların, eski sözleşmelerin, hatta anlaşamama durumlarının yeniden aktif olduğu ve önümüze geçtiği bir süreç olacak. Bitmemiş, hallolmamış konularınızın birden akışa geçtiğini de fark edip güzel sonuçlar da alma imkanınız da yok değil. Bu anlamda son derece olumlu. Perşembe gününden itibaren dolunay etkisi artık bittiğinde ay küçülmeye başlayacak. Ve ayın küçülme pozisyonu, küçülme etkisi dolunaydan hemen sonra Başak Burcu'yla geleceği için açıkçası diyet ve beslenme açısından biraz daha şanslı olduğumuz bir süreç var. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, özellikle dikkatimi çektiği için söylüyorum. Pazartesinden itibaren bedende bir şişkinlik, su toplama etkisi çok artabilir. Gıda alımlarınızda, beslenirken, haftalık programlarınızda biraz daha buna dikkat edin. Normalin üstünde bir şişkinlik yaşama potansiyelinin yüksek olduğunu iyi bilin ve sindirim sistemiyle ilgili hassas bir dönem geçireceğini iyi bilin ve bedeninize bu anlamda fazla yüklenmeyin. Perşembeden itibaren ise ay küçülmeye başlayacak. Özellikle kilo vermekle ilgili bir düşünceniz, programınız vesaire varsa iştahınızı kontrol etmeniz daha kolay olacağı ve çabuk küçüleceğiniz, bedeninizin su atmaya daha yatkın olacağı bir süreç var. Bunu da hani küçük bir not olarak iletmekte özellikle bu konuda bir şeyler yapmak isteyenler için faydası var diyebilirim. Güzel bir hafta olsun. Her şey çok gönlünüzce olsun. Keyifle geçireceğiniz bir hafta olsun. İşin, çalışmanın, genel günlük rutinlerin yüksek olduğu bir enerjiyle iç içe olacağız. Bitirmeden önce özellikle belirttiğim salı ve çarşamba gününe dikkat etmek gerekiyor. Çünkü dolunay enerjisinin çok kuvvetli olduğu etkiler. Bilhassa salı günü enerjileri bizim keskin dediğimiz bir etkileşim içeriyor. Ayın titisi deriz biz. İçinden geçtiği faz ya da döngü dolunay öncesi, böyle fırtına öncesi sessizlik gibi genel enerjinin kasılmasına, basıncın biraz daha artmasına neden olur. Mümkünse salı gününü biraz daha rutin işlerle geçirmeye çalışın. Çarşamba gününde dolunay etkisi var. Dolunay enerjilerinin olduğu günler genel havanın daha yoğun ve duygusal olarak da çok fazla iniş çıkışın yoğun olduğu bir süreçtir. Özellikle duygusal konularda, ilişkiler anlamında, aşk ve ilişkiler anlamında salı ve çarşambayı bu hafta dikkat etmekte son derece fayda var. Pazartesi biraz daha rutin bir gün ama perşembeden itibaren haftanın etkileri nispeten daha rahat bir pozisyona, daha rahat bir etkileşime doğru gidiyor. Yapacağınız işte herhangi bir adımda veya haftalık programlarınızda salı ve çarşambaya dikkat etmek kaydıyla haftalık işlerinizi bu şekilde planlayabilirsiniz derim. Ayrıntılar web sayfamdaki haftalık yazımda da mevcut. Burçlarla ilgili ayrıntıları da orada bulabilirsiniz dilerseniz. Güzel bir hafta olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Keyif içinde rahat geçireceğimiz bir dolunay süreci temenni ediyorum. Ve artık Merkür gerilemesinin de sonuna doğru giderken bu süreci bizim için en kolay biçimde atlatmayı temenni ediyorum. Sevgiyle ve esenlikle kalın.